Dilek Güngör 23 Kasım 2022 tarihli köşe yazısı Marketler nasıl hizaya gelecek? Bir süredir hükümetin en başarısız olduğu konu herhalde gıda fiyatları. Peynirin, zeytinin, ekmeğin, yağın, meyve sebzenin fiyatı sürekli arttığı için vatandaş siyasi iktidara tepki gösteriyor. E haliyle de gözler marketlere çevriliyor. Malum Zincir marketler gıda sektöründe tekelleşmiş durumda. Devlet tarım kredi kooperatiflerinin marketlerini devreye sokmaya çalışsa da sayısı o kadar az ki diğer marketlerin şubeleri on binlerle ifade ediliyor. Bu nedenle rekabet ortamı sağlanamıyor. Kendi aralarında ve tedarikçileriyle yaptıkları rekabet ihlalleri de cabası. Zincir marketler ürünü çiftçiden daha ucuza alabiliyor. Market rafına getirene kadarki süreçte de kendi şirketleri var. Dolayısıyla her gün ürünün fiyatına yaptıkları zamla ceplerini daha fazla dolduruyorlar. Velhasıl onlar kar ederken vatandaş sürekli zarar ediyor. Geçmişte rekabet kurulu 2.7 milyar lira ceza kesti. Hükümet KDV'yi indirdi. Ticaret Bakanlığı Market dolaşıp denetim yaptı. Hazine ve Maliye Bakanlığı müfettişleri sahaya sürücü. Bana mısın demediler. Birçok üründe haksız, gerekçesiz, keyfi zamlara devam ettiler. Önceki günde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyu yeniden ele alacaklarını söyleyerek para cezası demek ki bunları ıslah etmiyor. Kontroller çok daha farklı uygulamalarla devam edecek dedi. Peki ne olması gerekir? Fahiş fiyat uygulayanların ticaretten men edilmesini, ruhsatlarının iptalinin gündeme gelmesini, hatta kayyum atanmasını isteyenler var. Ne yapılması gerektiğini düşünürken Osmanlı dönemindeki uygulamalar aklıma geldi. Biliyorsunuz o dönemde nar diye bir sistem vardı. Çarşı ve pazarlardaki mallar ancak devletin belirlediği fiyat aralığında satılabiliyordu. Örneğin Filanca ürün için en düşük limit 10, en yüksek fiyat 20 akçe denilirdi. Bu aralık dışına kimse çıkamazdı. Günlük ve mevsimlik nar uygulamalarının yanı sıra savaş, kıtlık ve doğal afet gibi durumlarda da bu sistem ekonomik hayatı düzenliyordu. Bu sistemi bizzat padişahlar ve sadrazamlar denetliyordu. Sadrazam Çarşamba günleri teftişe çıkar nar ve kalite konusunda kadı ve muhtesiplere, zabıta sorular sorar, onlardan fikir alır, çarşıda pazarda gördüğü olumsuzlukların düzeltilmesi için talimatlar verir, kurallara uymayan esnafın cezasını da hemen orada uygulardı. Sadrazamlar, nar fiyatlarının kontrolünde ihmal olursa görevden azledilirdi. Zaruri gıda maddelerine verilen narhı ihlal ederek yüksek fiyatla mal satan esnaf muhtekir olarak vasıflandırılıp ağır cezalara çarptırılırdı. Bir de Osmanlı'da esnaf nizamnameleri vardı. Fırını, kasabı, börekçisi, bakkalı, paputçusu, meyve sebzecisi bu kurallara uymak durumundaydı. Misal, soğanı çok, eti az börekler satamazlardı. Böreğin yağına iç yağ karıştıramazlardı. Fırıncı esnafın ekmekleri ve çörekleri çiğ, kara, ekşi ve noksan olamazdı. Bakkal esnafı asla müşterilerine kötü, ezik ve bozulmuş ürünler satamazdı. Kasap esnafı her zaman dükkanında et bulundurmak mecburiyetindeydi. Yani müşteriye et yok diyemezlerdi. Belediyelerde tembihname ve yasaklar tertip eder, bunlara uymayanları cezalandırırdı. Ne vatandaş aldatılırdı, ne fahiş fiyattan bunalırdı. Diyebilirsiniz ki serbest piyasa falan. Eyvallah da serbest piyasa sistemi Türkiye'de hep ters yönde işlemiyor mu? Ucuzluk ve kalitede rekabet getirmesi gerekirken aşırı kazanç şekline dönüşmüyor mu? Fiyatların sadece yukarı yönlü güncellendiği bir yer olmuyor mu? Üstelik birçok ülkede benzer uygulamalar var. Macaristan yaptı. Fransa Marketlerde fiyat sabitledi. Avrupa Birliği enerjiye tavan fiyat getirdi. O yüzden bırakalım. Önce fahiş fiyat konusunda spekülatif artışları durdurmak için ne gerekiyorsa yapılsın. Nas varsa nart olsun.